Hayatın Merkezi Merkez Berlin programına hepiniz hoş geldiniz efendim. Hayata dair ne varsa biz sorduk, siz söylediniz. Bu hafta Berlin'de Berlinli taksici vatandaşlarımızla beraberdik. Bakalım dertleri, sorunları nelermiş? Biz sorduk, onlar söylediler. Selamünaleyküm. Türk müsünüz? Diyeceğim zaten, evet. Türkçe bildiğiniz için. Aleykümselam ya. Sorun değil, Türk müsünüz? Yok, Türk değil. Abi Araplar da var da o yüzden yani. Adamda Arap var mı Allah'ını seversen? Ama bir şey... O benziyor Arap. Ha bana desen tamam değil mi? Berlin'de taksici olmak zor mu abi? Şu anda zor. Şu anda aynen. Evet. Ne tür zorluklar var mesela? Her türlü. Nereden başlayalım ki? Vallahi bir yerden başlayalım biz, çünkü sizin sesiniz olmaya geldik buraya. Yaşadığınız en büyük problem neydi mesela taksici olarak? Benim yaşadığım, özel yaşadığım. Tabii. Müşteriyle kavga ettik. Nasıl oldu, nasıl gelişti? Müşteri saldırdı. Evet. Türk müydü, yabancı mı? Yabancı, İngiliz. Ne diye saldırdı peki? Sarhoştu. Saldırdı. Gırtlağımı sıktı. Omzumu ısırdı. Ya bu da geçen iki ay falan oluyor galiba. Daha yeni bir olay zaten. Ha, evet. Peki İstanbul'da taksicilik yapmak mı zor yoksa Berlin'de mi? İstanbul'da hiç taksicilik yapmadığım için bilemem. İstanbul'da taksicilik nasıl oluyor bilmiyorum. Peki taksiye bin. Abi sen de gel böyle yandan konuşuyorsun. Adam diyor benim için, ben yaptım çünkü Türkiye'de. Nasıl da İstanbul'da taksicilik yapmak? İstanbul'da kolay yani. Öyle farklı, burası gibi değil. Ve arasındaki fark ne mesela? Net olarak bir şey söyleyebilir misin bize? Ya burada kaba kuvvet yok. Türkiye'de kaba kuvvet, herkes başvuruyor yani. Fark etmiyor. İster taksici ol, ister normal vatandaş ol. Ben Gazze'de mesela şey yaptım. O zaman kafa kesiyorlardı. Hadi. Yani gerçekten. Ama tabii ki burasıyla. Burada işte her şey daha farklı. Peki, Türkiye'de. Taksici olmak istersek ne yapmamız gerekiyor? Almanya? Taksi okuluna gitmeniz lazım. Yani taksi okulunda eğitim görmeniz lazım. O sizin kapasitenize bağlı. Eğitim seviyenize bağlı. Yani öyle, ben mesela 4,5-5'e. Ya eğitim seviyesi derken şey olarak yani, bende mesela 4,5 ay sürdü. Kimi var çok akıllıdır. Her şeyi ezberler. Benim Almancam yok mesela. Hiç Almancam yoktu bu işi yaptığımda. 2 haftada bütün basicleri ezberledim ama müntişi veremedim. Müntişi o kadar uzun sürdü ki. İzleyicilerimiz belki bilmiyordur. Müntiş ne demek mesela? Bir yazılı var, sözlü, bir de sözlü var. Aynen. Tamam. Onlar var, o ikisini. Ben yazılı 2 hafta içinde verdim. Sözlüyü işte dedim ki 4,5 ay sürdü. Peki bu meslekte en sevdiğiniz şey ne? Yani neden yapıyorsunuz bu mesleği? Bana göre yani ben araba sürmeyi çok seviyorum. Araba sürmeyi sevdiğim için hem o hem de bu işi eğlenceli buluyorum. Bir de yani istediğiniz zaman çıkıyorsunuz, istediğiniz zaman yani sizi zorlayan yok. Serbest mi saatleri? Mesela ben tek başıma sürüyorum firmada. Benim karışanım kimsem yok. Ama aplöze yani böyle vardiyeli sürdüğünüz zaman işte sabah 5 veya 6, 7 ona göre. Yani o saatlerde bile ne karışanız yok, kimseye şeyiniz yok yani. Özerk çalışma özelliği yüksek. Aynen. Peki sizin başınıza abi gibi herhangi benim bir şey çok geldi. Hangisini anlatayım ki? Bir dayak yemediğim kaldı. Ne geldi abi? Benim en çok kadınlarla sorunum oldu. Vay. Çok yakışıklıyım diyorsun. Yok yani. Ondan değil. Onlar çok şimdi tabiri caiz olmasın tabii ki de bütün kadınlar aynı değil hepsi. Ne yaşadın abi kadınlarla? Sarhoş olunca ne dediklerini bilmiyorlar. Çok böyle ne derler, cargaz mı diye Türkçe'de bir kelime var ya. Cazgır olurlar. Evet. Gerçekten ben öyle yani. Erkekler de oldu. Sarhoş olunca herkes öyle. Ya ama kadınlar da daha farklı. Ne ya oldu abi, olay neydi? 10 sent için kavga etti benimle, polis çağıracağım diye. O zaman 10 sent mi 20 sent, valla o zaman 10 sentti. 10 sent atıyordu saatler ilk başladığımda. 10 sent için kavga etti. Ya tamam dedim, bana para verme istemiyorum git dedim. Yok dedi. İlla paranı alacaksın ama eksiğini alacaksın. Yoksa polis çağır. Tamam ne veriyorsan kabulüm dedim. Git yeter ki. Nasıl, memnun musunuz taksi şoförü olmaktan? Bu son dönemde hiç memnun değilim. Herhalde çoğu arkadaşlar da memnun değil. Neden mesela, sizi memnun etmeyen tarafı ne?
rekabetten dolayı, haksız rekabetten dolayı. Mehmet amca, selamun aleyküm. Dediler ki 45 senedir taksicilik yapıyorsun. 45 sene değil ya, 40 sene. Maşallah 5 senenin şeyi olmaz canım. Evet. Nasıl, memnun musun taksicilik? Teşekkür ederim, öyle alıştık, emekliyiz, çalışıyoruz, devam ediyoruz. Peki zor tarafları var mı taksiciliğin Berlin'de? Ya muhakkak her işin zor tarafı da var, kolay tarafı da var. Fakat yani normal olarak insan alışıyor, İyimser olmak lazım, yoksa hani hakikaten olacak bir iş değil tabii. Zor iş esasında ama iyimser olmak lazım, hani iyi tarafından görmek lazım. Ben taksicilikle ilgim yok. Ben esas mesleğim elektromaşin bağı olarak geldim Almanya'ya. Fakat AG'de çalıştım burada, Wedding'de. Orak kapanınca değil, bizim çalıştığımız kısım kapandı. Bulamadım artık aynı işten bulamayınca. Artık geçici bir sürede taksi kullanalım falan dedik. Ondan sonra devamı kaldım. Peki müşterilerle ilişkileriniz nasıl oluyor? Kötü yaşadığınız bir anınız var mı ya da iyi? Çok da onu anlatacak davalar değil yani, çok değil. Bir tanesini anlat bize. Yok ya, anlatamam ya. Çünkü üzücü oluyor tekrar hatırlamak. Vallahi iyi olmuyor yani. Hiç sevindirici bir şey olmadı mı peki? Arabada doğum yapan birisi yok mu yani? Arabada birisi ölmüştü, öyle bir dava oldu. Bindi, bir de baktım indireceğim, ölmüş yani. Kadıncağız. Nasıl bindi, nasıl öldü abi? Yani normal olarak binmişti arabada, öldü yani. Ben de haberim yok zaten. Bura gideceği yere geldim, baktım kadın hareket yok. Ondan sonra. Sen ne yaptın peki yani, direkt polise mi götürdün? Polis çağırdı. Polis çağırdı, geldi, aldılar götürdüler. Öyle bir durum oldu. Peki aldığın müşterilerden mesela Türk olanlar mı daha iyi, yabancılar mı daha iyi, yoksa Almanlar mı daha iyi davranıyor? Ya insanla göre değişiyor. Türk olup da iyi olan var, Alman olup da iyi olan var, olmayan var. Yani herkes değişik tabii. Ama ekseriyette Alman müşterilerden daha memnun oluyoruz. Yani ekseriyette öyle oluyor. Ben müşterinin şeyine, tarzına, davranışına göre. Yani bazen çenem çok düşüyor. Sıkıyorum yolcuları. Sizi seven konular olursa anladığım kadarıyla siz de iştirak bazen ediyorsunuz. Bazen ortak yön bulunuyor yani. Ayrı ilgilenen şeyler de olsa ortak yer bulunuyor yani. Güzel bir yolculuk oluyor. Genelde peki taksiciliği Türklerin seçmesinin sebebi ne sizce Berlin'de? %80'e yakın Türk taksici çok, var. Çok büyük bir konu bu. Yani çoğu kişilerin iş bulmama. Yani herhangi değişik bir sektörde veyahut da branşta iş bulunmamasından dolayı. Zor ama en kolay da bu insanlar için. Yani çok seçilecek bir iş dalları da yok yani. Türklerde şu var. Amcamın oğlu bunu yapıyorsa güzeldir, ben de onu yapayım. Aynısını dönerde yaşadık ya da internet kahvede yaşadık ya da şpiloteklerde yaşadık. Yani Türklerde bu huy var. Aman gel Ahmet bu kadar kazanıyor, sen bunu yap. İşte şimdi şu anda neyi yaşıyoruz biliyor musun? Taksinin yanında Uber, Mietwagen'lar, yani kiralık arabaları. Onlar da aynı konuma geldi. Aman Ahmet'in oğlu bunu yapıyor, Mehmet'in kızı şunu yapıyor, koştur bunu yap. Ve öbür tarafta daha kolaylıklar sağlandığı için ev hanımları bile öbür işi yapmaya başladılar, düşünebiliyorsan. İşte böyle Türkler de. Yani şöyle düşünebiliriz. Yani taksicilikte bir an evvel kazandığını alıyorsun. Ondan sonra bu bize çok önemli. Bir ay beklemene lüzum yok. Yani o anda alıyorsun, harcıyorsun. Ondan sonra devamlı yanında para oluyor. Yani bu da bizim için çok önemli. Belki onun için olabilir. Hepsini katmayayım da %80'in %50-60'ı benim gibi vasıfsız insanlar. Estağfurullah canım, vasıfsız yani, insan diye bir şey. Ben Türkiye'den gelmeyeyim. Burada yani mesleğim yok. Okumuşluğum yok. Ben Muşvartalıyım. Ne kadar oldu geleli Berlin'e? 24 sene. Siz artık Berlinli sayılırsınız. 20 senedir bu işi yapıyorum. Biz de genelde biliyorsun İstanbul'da 2 sene oturuyor adam. Nerelisin diyorum, İstanbulluyum diyor. Aynen, ben 44 senedir İstanbul'da oturuyorum, İstanbulluyum demiyorum mesela. Yani İbrahim Tatlıses'e bile soruyorlar. Nerelisin? Aynen. De İstanbulluyum diyor. Aynen. O Urfalı değil zaten. Birkaç sene öncesine kadar güzeldi. Birkaç senedir biraz bozuldu işlerimiz. Mesela neler etkiledi? Uber gibi vesaire. Aynen. Uber gibi kuruluşlar. Onların arkalarında tabii bayağı para yatıran büyük şirketler, devlet şirketler var. O yüzden biraz zorlaştık. Onlar bir de kanunları çok çiğniyorlar. Hiç kanun tanımıyorlar. Bizim de öyle bir durumdayız ki bizim etrafımıza duvar örülmüş.
Yani kıpırdayacak yerimiz yok ama karşı taraf istediği kadar serbestliklerle işlem yapabiliyor. O yüzden bayağı zoruz. Neler yapması gerekiyor mesela sizce? Ya, nasıl önlemler almalı? Bence bizde olduğu gibi mesela bizim taksimetrelerimiz direktman elektronik ve her turumuz, her günümüz kayıt altına alınıyor. Bizim isteğimiz şu devletten bu şirketlere de bu sürücülere de bizim gibi taksimetreye benzeyen elektronik bir cihaz takmaları. Ondan sonra çünkü vergi de ödemiyorlar. Vergi ödemeyen adam yani senin de paranı çalmış oluyor, benim de paramı çalmış oluyor. Ve bunu yılbaşı gecesi gördük. Taksiler normal fiyata giderken Uber gibi şirketler 130 euroya havaalanına Berlin Mitte'den gittiler. Çünkü şu vardı, müşteri gitmek zorundaydı. Havaalanına gidip uçmak zorunda. 3 bavulla hiçbir yere gidemezdi. Ve insanlar bunu ödediler ne yazık ki. Ve taksiler bittiğinde zaten halk bunu anlayacak sonradan. Nereye gittiğini işin monopolleşme olduğunda. Onu talep ediyoruz. Ondan sonra kanunlara uymasını. Almanya'da bir kanun var. Mietwagen'san yani taksi haricindeki araçlar iş aldıkları vakit, işi bıraktıkları vakit tekrar aynı bulundukları bölgeye yani iş yerlerine geriye dönmek mecburiyetindeler. Bunu yapmıyorlar. Ve şu anda 3-4 bin tane araç Berlin'in ortasında ve havaalanında başıboş gezip duruyor. Ve hiçbir kanun yani yapan kişi de ilgilenmiyor bununla. Yani saçma sapan o. Herhangi yaptırım getirilmiyor. Getirilmiyor. İşte şimdi ayın ikinci ayın 12'sinde bir tane küçük bir tekrar şey yapacağız, etkinlik yapacağız ve Rotorathaus'un önünde yani hareketlenmeleri için birçok kez yaptık, tekrar yapacağız. İnşallah yani bir sonuca varacağız. Çünkü varmadığımız süre boyunca biz kötüye gidiyoruz ve işleri bırakmak zorunda kalıyoruz. Ondan sonra artık devlet düşünsün, ondan sonra gidip sosyal hem kapılarında biz de dururuz. Olur biter, biz bunu istemediğimiz için de çalışmak istiyoruz yani. Aynen. Peki sizi bu mesleğe iten şey ne oldu? Ya beni zamanında kendi mesleğim var benim. Çoğunun da çoğu taksici de okumuş insanlar. Ondan sonra meslekleri var. Mesleğim vardı. Mesleğimde çalışmadım. Ondan sonra arkadaşlarımın aracılığıyla taksiye geçtim. Ve kendi işimi kurdum. Bir tane arabam var. Ve onunla bütün ailemi geçindiriyorum. Yani ailemi geçindiriyorum. Herkes gibi. Bak görüyorsun hepsi duruyor yani. Peki iyi ya da kötü yaşadığınız bir anınız var mı? Gene şeyi söyleyeceğim. Bir abimizin birini İngiliz bir bayan ısırmış takside. Doğrudur. Öyle beni bayan ısırmadı da güzel anı olarak şu vardı. Bir ara bundan 10 sene kadar önce bir tane genç bir kişiyi götürmüştüm. 14 yaşındaydı ve beyninde tumor vardı. Ve bu genç 2 ya da 3 kere tekrardan tümör çıktı. Ve ben o genci hep hastaneye götürüyordum. İlk günden beri hep yanındaydım. Hep eğlendik, sıkıntıya sokmadık. Şu anda o genç şunu mesleğini yaptı, ehliyetini yaptı ve evlendi. Yani benim için bu kalbimin içinde saklı bir güzellik yani. O yüzden o hala da şeyimiz var. İlişkimiz yani aynen iletişimimiz var, görüşüyoruz. Yani benim için en iyi olaylardan bir tanesi bu yani taksi camiasında yaşadığım. Efendim bu hafta da Merkez Berlin programımızın sonuna geldik. TD1 ekranlarımızdan ve sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edebilir. Soru, görüş ve önerilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Yüzünüzden gülümseme, kapınızdan mutluluk eksik olmasın. Hoşçakalın.